Selamlar, Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlker Akanter. Bu bölümde sizlere Intel'in 1 terabaytlık SSD 6 model NVMe SSD'sini inceleyeceğiz. Şimdi e, öncelikle şuradan şöyle SSD'yi size göstereyim. Bildiğiniz gibi SSD diskler şu anda ikiye ayrılıyor. E, SATA portundan çalışanlar ve e, aslında ikiye demeyelim de o şekilde basitleyelim. SATA portundan çalışanlar ve normal M.2 2 portundan çalışanlar. M2 SATA işte NVMe, Gen2, Gen3, Gen4 diye ayrılıyor tabii içinde dağılıyor. Çok fazla detaya girmeye gerek yok. Bizim inceleyeceğimiz ürün Gen3 standartında yani PCI Express 3 standartında 4x hızında çalışan normal parmak kadar uzunlukta olan bir SSD. Ee, Kağıt üstünde 1800 MB okuma, 1800 MB yazma olduğu iddia ediliyor. Bunu birazdan kutu açılımında göstereceğim ben size. Daha sonra bilgisayara montajını yapacağım ve testlerini yapacağım. Hem sentetik benchmark testleri yapacağım. Hem de gerçek hayattan olan işte dosya kopyalama testlerini yapacağım. Bakacağız performansına ne kadar gerçek değerlerini veriyor, ne kadar hızlı çalışıyor bunu göreceğiz. Şimdi lafı çok fazla uzatmadan Kutu açılımına geçelim. Ondan sonra performans testlerine bakalım. Ondan sonra tekrar karşılıklı gelip sohbet edeceğiz. Siz de disk hakkında yorumlarımızı yapacağız. Evet, öncelikle iki tane kutuyla geliyor. Ben kutunun bir tanesini açtım. İçinde gerçekten ürün olup olmadığına bakmak için. Burada e, ürün hakkında bazı bilgiler başta, i̇şte ürün kodu var. Onun haricinde çok fazla bir şey yok birinci kutuda. İkinci kutuya geçelim. İkinci kutu Bizim Intel SSD'mizin asıl kutusu bu. Üzerinde gördüğünüz gibi PCIe Express 3.0 x4 hızında çalıştığını söylüyor. Yani Gen 4 değil, Gen 3. Burada 1 GB olduğunu söylüyor. Yine aynı şekilde ürün kodu ve seri numarası falan var. Şimdi kutuyu açalım. Şöyle. İçinden SSD'mizi çıkartalım. şekilde size bir kutu nasıl olduğunu önce bir göstereyim. Böyle yani çok amşan bir kutusu yok açıkçası. Ben yani daha şekil bir şey beklerdim. Kartona sarıp göndermişler gibi duruyor yani. evet, <laughs> başka bir şey yok. Intel'in 5 yıllık limitli garantisi. Yani Türkiye'de 5, 2 yıl geçerli. Diğer kalan 3 yıl içinde uluslararası garanti geçerli demek oluyor. 5 yıllık garantili bir SSD'miz var. Bir SSD için gayet iyi. Ve bu kadar gerisi mukavva'lı karton. Evet. SSD'miz burada. Şöyle kutusunu çıkartalım. Tek yüzde bellekler var. İki yüzde birden bellek yok. Şöyle yakınlaştırayım size. Şuradan bir etiketini kaldırıp bir bakmaya çalışalım. İki tane QLC bellek var üzerinde. Şöyle netleyelim, evet. E, bu 1 GB olduğunu düşünürsek demek ki her bir bellek 512 GB'lık. 2 tane de boşluk var. Bu boşluklara göre bunun 2 TB'lık modeli de olabilir demek bu PCB'ye göre. E, DRAM'lı bir bellek, daha doğrusu DRAM'lı bir SSD şurada. E, ön belleğe mevcut ve DRAM size şu avantajı sağlıyor. SSD çok dolduğu zaman ya da yüksek boyutlu dosyalar kopyalamaya çalıştığınız zaman ki hız düşsün yaşamıyorsunuz bunda. DRAM'ın avantajı bu. E, kontrolcüsünü de size şöyle göstermeye çalışayım. SMI, SLMBZ, Intel'in kendi kontrolcüsü var. Bunu bilgisayara taktığımızda kontrolcü okuyabileceğimiz bir yazılımla görebilirsek tam detaylı bilgisini size veririm. Şimdi e, burada herhangi bir soğutucu yok. Zaten çok ısınan bir bellek olduğunu ben okumamıştım yapılan incelemelerde. Şimdi e, taktığımız zaman. Biz de hızla te testlerine falan bakacağız. Sıcaklık testine bakacağız. Ne kadar şeyde çalıştığını göreceğiz. Şimdi montajımıza geçelim. Ondan sonra da performans testlerini hep birlikte yapalım. Müzik <laughs> Test sonuçlarını hep birlikte gördük. Sentetik testlerde kağıt üzerinde gösterdiği 1800 megabaytı okumada 1950 MB'lara varan hızda geçiyor. Yazma hızında da yine 1800'ün üstünde cüzi bir geçişle kağıt üstünde sentetik benchmarklarda verdiği değerleri sunuyor bize. Daha sonra da ben gerçek yaşam testi yaptım. Yaklaşık 400 GB'lık öyle... Bayağı bir karışık bir dosya kümesini kopyalamaya çalıştım. E, tabi bunun içinde 1 kilobaytlık dosyalardan tutun e, birkaç gigabaytlık dosyalar da var. E, ve kopyalama sırasında ilk başlarda 600-700 megabaytlarda başladı. 500'de bir süre devam etti. 400'e düştü. Ondan sonra artık incik boncuk dostlara geldiği zaman normal olarak hız düştü tabii ki 50-60 megabayt'lara kadar düştü. Daha sonra bir tekrar çıktı, yükseldi. Ve bu sırada da sıcaklığı 60 derece bulmadı diyebiliriz. 58 -55 60 derece 58, 55-60 arasında gitti geldi sıcaklığı. Üzerinde herhangi bir soğutma olmamasına rağmen bence sıcaklığı gayet iyi. Özellikle SanDisk 500 GB'lık test sisteminde bir de SanDisk SSD Pro Extreme var. O Intel'den daha sıcak çalışıyor. Benim test ettiğim sistemde iki tane M2 slotu var. Bu iki tane M2 slotundan dolayı da bir tanesi. PCI Express Gen 3 hızında çalışırken bir tanesi Gen 2'de çalışıyor. Sentetik testleri Gen 3 portuna takarak yaptım. Zaten 1900 megabaytları o sayede gördü. Yoksa 1.500-1.600 megabaytlarda gidiyor geliyor. E, dosya kopyalama sırasında ise Gen 2'ye takmak zorunda kaldım çünkü Sandisk Gen 1, e, Gen 3 slotunda çalışıyordu. O nedenle iki SSD'yi de kullanabilmem için e, bir tanesinde hızına birazcık fedakarlık etmek zorunda kaldık. Şimdi bu disk normal fiyata fiyatı 1300 lira civarında piyasada bulunabiliyor. 1300 lira eder mi? Etmez. Açık ve net söyleyeyim. Ee, ben çok daha uygun bir fiyata temin ettim. Ee, ve benim verdiğim fiyata hayli hayli giderdi. Ee, çok da güzel bir fiyatta aldık. Ee, eğer SSD ihtiyacınız varsa bence şu andan itibaren 512 GBlık disklere para vermeyin. İndirim kovalayın. 1 terabaytlık diskler alın. Çünkü günümüzde oyunların 150-200GB olduğunu düşünürseniz yani artık o şekilde gelmeye başladı oyunlar güncellemeleriyle falan. Yani bütün oyunlar değil tabi de AAA dediğimiz yani yüksek kaliteli oyunların boyutları artıyor. Ki yeni gelecek e, ekran kartlarıyla birlikte artık oyunların çözünürlükleri, doku kaliteleri de artacak. Yerde diskte kapladıkları alan da artacak. Yine de ortalama 50-60GB arası bir... Yer kapladığını düşünürseniz oyunun 500 GB'lik diske 10 tane oyun sığdıramıyor biliyorsunuz. O nedenle disk alabiliyorsanız minimum 1 TB'lik disk almanızı öneriyorum sizlere. Evet videonun sonuna geldik. E, bu diski merak edenler için umarım bilgilendirici bir video olmuştur. E, disk hakkında herhangi bir sorunuz olursa videonun altına yazmaktan çekinmeyin. E, elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım size. Ayrıca e, teknoloji odasını... Eğer videoyu da beğendiyseniz lütfen YouTube kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve kendi sosyal medya hesaplarınıza paylaşmayı ihmal etmeyin. Bu sayede birçok farklı kişiye ulaşmış oluruz. Ayrıca Teknoloji Odası'nı Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden takip edebilirsiniz. Web sitemize girebilirsiniz. Forumumuz var artık teknolojiodasi.net. Oradan forma üye olup oradan konular açıp ya da açılmış hazır olan konulara fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Eğer benimle direkt iletişime geçmek istiyorsanız da Instagram ya da Discord sunucumuzdan mesaj atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.